Peki faranjitten korunma yolları nelerdir hocam? Yani kendimizi faranjit hastalığından nasıl koruyabiliriz? Yani bu faranjit mikroplara bağlı olan faranjit, bir de kronik faranjitimiz var, evet. Ama mikroplara bağlı olduğu zaman yani bir kere hijyenimiz ön planda olacak. Yani mutlaka işte ellerimizi sık yıkayacağız. İki, beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Hani kışın C vitamini bol, evet, olan meyvelerden almamız lazım. Onun dışında mutlaka bol sıvı su da içmemiz gerekiyor. Sigaradan uzak durmamız lazım. İşte toplu taşıma araçlarında artık ne kadar kendimizi koruyabilirsek de mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girmemek gerekiyor. Ama kronik bir faranjitimiz varsa, yani faranjitin 3 aydan uzun sürdüğü durumlara biz kronik faranjit diyoruz. Bu enfeksiyöz olmuyor. Bu genel anlamda alerjik olabilir veya işte mesleki olabiliyor. Evet. Öğretmenlerde veya çok konuşan kişilerde karşımıza çıkabiliyor. Mesleği bu yönde olan kişilerde. Onlara da yine işte sigaradan uzak durmayı, artı bol sıvı boğazlarını yumuşatmayı öneriyoruz. Yani boğazı tahriş etmemek gerekiyor.